Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sene başı geldi artık. Yine önemli olan mevzularımızdan bir tanesi. Ders programı yapılırken hocam kimlere göre yapılır, kimler önceliklidir? Şimdi arkadaşlar bunları teker teker konuşalım. Yönetmelikte bunlar teker teker gruplanmış. Şimdi birincisi yüksek lisans ve doktora yapan, yani lisans üstü yapmakta olan öğretmenler. MEB'in izin yönergesinin 18. maddesinde arkadaşlar. Diyor ki öğretmenlerin ders programları, yani bu yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlerin ders programları lisansüstü öğrenimlerine devam edebilmelerine imkan verecek şekilde düzenlenir diyor. Yani en başlıca olarak dikkate alınacak kişilerin bir tanesi lisansüstü öğrenimine devam etmekte olan öğretmenler. Ha, burada şu ayrım gözetilmemiş. Doktora da yapsa, tezli yüksek lisans da yapsa, tezsiz yüksek lisans da yapsa, uzaktan tezsiz yüksek lisans da yapsa bunların hepsi için bu düzenleme mevcut arkadaşlar. Yani ben yüksek lisans yaparken de, kendi adıma konuşayım, doktora yaparken de her birisinde talep ettim bunu. Her birisinde de düzenlendi. Sağ olsun pek çoğu gönülden yaptılar. Ufak bir kısmı gönülsüz de olsa yaptılar. Yani dolayısıyla yönetmelik arkanızda olduğu için mutlaka size göre düzenlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Tabii ki imkanlar doğrultusunda. Yani çok küçük bir okulda size göre yapılması daha zor olabilir. Ama genelde benim çalıştığım okullar büyük okullardı. Bundan dolayı yani yapılması istendiğinde yapılması yani bir şekilde mümkün oluyordu. Yani hani ne yapacağım peki hocam, ben nasıl isteyeceğim? Dilekçe veriyorsunuz arkadaşlar. İşte ben Balıkesir Üniversitesi, işte Fen Bilimleri Üniversitesi, şey Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Bölümünde işte yüksek lisans yapmaktayım. İşte pazartesi günümün veya herhangi bir günüm, işte ders programınız ne zamansa hani lisans üstünde, ona göre işte talep ediyorsunuz. Ondan sonra ek olarak da öğrenci belgenizi ekliyorsunuz. İşte ek bir öğrenci belgesi Balıkesir Üniversitesi diye. Ondan sonra buna binaen siz boş gününüzü talep etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Üniversitede peki hocam dersler bir güne sığar mı? Yani benim hep bir güne sığdı arkadaşlar. Ha, uzadığı oldu. Doktora da özellikle bayağı uzadı. Yüksek lisansta bir dönem uzamıştı. Yani genelde bir güne toplanıyor. Genelde pazartesi günü yapılıyor dersler. Yani bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Neyse bu mevzu benim için de önemli bir şey olduğu için bayağı uzadı. Neyse dilekçe vereceksiniz dolayısıyla arkadaşlar. Rapor veya belge ne varsa bununla alakalı yapıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar başka ne var hocam? Süt izni kullananlar. Evet. Mesela Ekner hocanız süt izni kullandı. Ekner hocam bize bahset biraz süt izni. Yani süt izni şeyde hani kanunda ya da yönetmelikte işte ilk 6 ay 3 saat, daha sonraki 6 ayda 1,5 saat olarak gözüküyor ama ya işte hani bizim ders saatlerimiz birazcık daha farklı olduğu için hani, ama gene de isteğinize göre ayarlıyorlar arkadaşlar. Yani hani söylediğiniz zaman işte hani ben ders programımın şu şekilde ayarlanmasını istiyorum. Size göre işte bazı arkadaşlar diyor ki arada boşluğum olsun, gideyim işte çocuğun karnını doyurayım çıkayım. Ya da işte derslerim toparlansın hani git gel yapmayayım, işte sabah gireyim ya da öğleden sonra gireyim şeklinde. Hani ona göre konuşursanız idarenizle gene yapmaları gerekiyor yani. Süt izni çok önemli bir mevzu arkadaşlar. Yani bu İkin Hocanızın dediği gibi yasada, yönetmelikte var. Yani dolayısıyla yapılması gerekiyor. Yani bunda şöyle bir ifade vardı. Diyor ki öğretmenin tercihleri dikkate alınarak ders programı hazırlanır diyor. Hı hı. Hazırlanır diyor bakın yani. Hani dolayısıyla çok keskin bir ifade var. Yani dolayısıyla işte olmuyor, sizin için geçerli değil tarzı şeyler çok mümkün değil. Bunda süt izni olan öğretmenin tercihleri dikkate alınıyor arkadaşlar. Ama ne zaman? Evet. İlk bir sene. İlk 6 ay 3 saat, ikinci 6 ay 1,5 saat denmiş. Yani evet. Bunlar zaten programın size göre düzenlenmesi anlamına geliyor neredeyse. Yani dolayısıyla hocam bunu nasıl isteyeceğim? Aynı şekilde arkadaşlar işte bir dilekçe evet, yazarsınız. Evet. Ekine işte çocuğunuzun kaç aylık olduğuna dair veya doğduğuna dair bir şey eklersiniz. Bunu kayda alırlar. Dolayısıyla 15 gün içinde size cevap verilmesi gerekir zaten. Devam ediyorum arkadaşlar. Ne var başka? Engelli öğretmenler veya engelli çocuğu olan öğretmenler. Evet İknur Hocam, sizin okulda vardı galiba. Evet, evet bizim okulumuzda var. İşte birkaç arkadaşımız. Onlara da mesela ders programları onlara göre ayarlanıyor ki ayarlansın da zaten. Yani hani böyle bir durumda kimsenin itirazı da yok. Allah yardımcıları olsun, gerçekten evet. Zor. Bu da yine yönetmelikte de geçiyor zaten. Bizim okulda da var. 3 tane engelli öğretmenimiz var. Yani hepsine göre yapılıyor ders programları. Yani evet. Arkadaşlarımızın Allah yardımcısı olsun.
Tabii arkadaşlar bunun dışında gene hani şeyi olan işte başka mazeretli olan arkadaşlarımız olabiliyor. Yani işte benim çocuğum var, işte çocuğumun okulu var. Başka bir lisans okuyorum. İşte hukuk okuyan özellikle çok arkadaşımız oluyor, yazanlar oluyor gene ara sıra. İşte hastam var gibi mazeretleri olan arkadaşlarımız olabiliyor. Arkadaşlar bu tip durumlarda gene size okula dilekçenizi verirsiniz. Ama idare bu durumda yapmak zorunda değildir ama yapabilir. Yani genelde yapmaya çalışıyorlar. Hani ellerinden gelen gayreti gösteriyor arkadaşlarımız. Hani ben çok uğraşan arkadaşlarımızı da gördüm. Ya şimdi tabii bütün öğretmenlere göre yapmaya çalıştıkları için bazı idareci arkadaşlarımız daha ustalaşmış oluyor bu konuda. Mükemmel Bazıları hani yapıyorlar. onlar kadar yapamayabiliyorlar. Yani işte arkadaşlar hani ellerinden gelenleri yapıyor değerli idareci arkadaşlarımız. Ben de bir idareci olarak. Yok, ben Ya henüz ders tabii. programı yapmıyorum. Çok zor ama Evet. valla. Ya tabii bir de şimdi hani tabii öğretmenler mutlu olduğu zaman daha güzel bir ortam oluşuyor. Yani hani bu sefer hani herkes mutlu çalışıyor. Daha güzel olmuş oluyor. Ama işte hani ayarlanması da bazen zor oluyor. Hani benim de çalıştığım okullarda bazen diyorlar yani hani benim çocuğum şöyle, benim çocuğum işte sabahçı, benim çocuğum öğlenci, benim çocuğumun şuyu var, buyu Ya var. İşte işte hani herkes kendine göre birazcık hani özelde de bazı şeyler olduğu için hatta bir tane öğretmen arkadaşımız toplantıda kalktı dedi ki hani böyle bayağı yaşı var 50 40'lı 50 yaşlarda falan. Dedi bana bu yaştan sonra çocuk doğuracaksınız. evet, o da ya tabii ders programları zor oturuyor. Şimdi çok fazla öğretmen olduğu için hani bir de yapan arkadaşı sormak lazım. Yani bizim arkadaş çok uğraşıyor. Hakikaten o hafta bir hafta böyle bir oturup kamp yapıyor. Yani resmen. Ama güzel yapıyor yani. Hani şu anki arkadaşımız. Bir önceki okulumdaki idarecimiz de çok iyi yapıyordu. Yani Bizim de şu an güzel yapıyor evet, okul öğretmenimiz. sınıfın imkanlarına bağlı bir şey tabii bir taraftan. Hani okulun sınıf imkanları oluyor. Öğrenci öğretmen imkanları oluyor. Yani işte hani bir sürü durumu var arkadaşlar. Hani her okulda durumu farklı farklı olabiliyor. Ama dediğim gibi bu dört grubun öncelikli olması söz konusu. Çünkü yönetmelikte var zaten arkadaşlar. Kanunen yasal hakkı var. Ha mesela ben şu an öğretmenlikte devam ediyor olsam o zaman benim mesela işte doktoram da bittiği için artık benim hakkım yok. Ama aslında mesela ikinciye yüksek lisans falan yapılabilir bunun için yani. Yani Çakallık düşünüyorum diyorsun. yok, tamamen eğitim. Yani sonuçta bir tane yaptım artık ikinci yüksek lisans neden olmasın yani. Başka alanlarda doktor olacağım, Evet yani uzmanlaşacağım. neyse konumuza geri dönersek 4 grup var tekrar söylüyorum. Birincisi yüksek lisans doktora yapanlar, ikincisi süt izni kullananlar, üçüncüsü kendisi engelli olanlar, dördüncüsü çocuğu engelli olanlar için yasal olarak o ifade var arkadaşlar. Hani ders programı yapılırken bu arkadaşlarımız öncelikli olarak değerlendiriliyor. Evet, teşekkür ediyoruz bizi takip ettiğiniz dinlediğiniz için. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.